Agalarım, herkese selamlar. 18 Kasım ve 19 Kasım 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Maçlar güzel. 18'i sabah öğlen çekiyorum. Hatta saat 3 şu an. Sizlerden tek ricamız aga, beğeni ve yorum desteklerinizi gerçekten bekliyorum. Şöyle herkesten güzel beğeni ve yorum gelirse en azından beğenmeye sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Oranlar yüksek izlediğimiz maçlar. Milli arayı zaten kapatıyoruz. Milli arayı kapatıyoruz diyerekten de bu iki günü de en güzel şekilde geçirebilirsek ne mutlu bizlere. İsterseniz direkt başlayalım. Maçların skorlarına kadar bahsetmek istiyorum sizlerden. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Milli takımımızı aldım, değerlendirdim. Karadağ ile Türkiye. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişiyi 7 gün boyunca gruplarda misafir edelim. Bence kazanabileceğimiz bir karşılaşma olarak görüyorum ben bu karşılaşmayı. Birazdan detaylarıyla anlatacağım. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Geçtim bunu. Aga her türlü soru, görüş, öneri. WhatsApp VIP gruplarımıza gelmek isteyenler, sorusu olanlar hem açıklama hem yorumlar kısmında linki mevcut. Ekranda numara da gözüküyor zaten. Tek tıkla mesaj atabilirsiniz. 0534 446 5989. Benimle iletişime geçmek isteyenler, WhatsApp VIP gruplara gelmek isteyenler, hal hatır sormak isteyenler, sorusu olanlar da bu hattan benimle iletişime geçebilirler. Devam ettim. Raporlarla devam edelim. Aga 3 günlük ana kuponun raporunu koymak istedim sizlere. Şöyle soldan başlayalım. İsviçre Sırbistan var. Marino maçına da 2.5 alt aldık. Aga tertemiz değerlendirdik zaten, orada bir aldık. Dünden önce İsveç maçının İsveç'in galibiyetini aldık. 2-1 skorla galip geldi. Hollanda'nın da atacağı 2 golü değerlendirdik. O da tertemiz geldi aga. Ana kupon tekrardan geldi. Dün de İngiltere alır 1.5 üstünde. Avusturya'nın da atacağı 2 golü değerlendirdik. İlk yarıda dakika 20'de mi ne attı? 1-0 öne geçti. Çokça da pozisyon kaçtı. İlk yarı 3-0 bitebilirdi. Fakat maç 1-1 bitti. Oradan verdiğimizi belirtelim. Misler'e baktığımız zaman da Mike Tyson'ın maçı vardı zaten. Onu değerlendirdik aga. 2000 misli aldık. Dün Yunanistan mücadelesini aldık 3000 TL şeklinde. Bir yarıyı kazanır şeklinde. Ondan sonra Belçika mücadelesine dedim ki aga Belçika bence bu kadroyu alır. Rotasyon da olsa yasallı açmıyorlar. Avrupa'da var şu an diyerekten de. Yunanistan'dan aldığımız kârı bunu değerlendirelim. Maç zaten İsrail galip geldi. Bu İsrail'in maçına bile protestodan mı açmıyorlar bilmiyorum artık ama yüksek bir seviyesiyle bu şekilde yüksek oynayanlar için uygun bir seviye olduğunu söyleyelim. Canlı olarak zaten izlemiş olduğumuz karşılaşmalarda değerlendirme yaparken de en iyi şekilde katkı vermeye sağlıyoruz. Onun dışında Telegram kanalımızda ücretsiz bir grubumuz var. Yaklaşık 9000 kişilik bir grup aga. Açıklama ve yorumlar kısmına linki de mevcut. Buraya da mutlaka katılım sağlayın. Buradan da fayda sağlarsınız. Hem açıklama kısmında hem de yorumlar kısmında linki var bilginize. Hatta ben şöyle WhatsApp grubundan nasıl canlı yapıyoruz ufaktan göstereyim, sonra maçlara geçelim. Aga İngiltere'nin burada deplasman 1.5 üstüne almıştık. Temiz geldi. Maccabi maçı vardı. Ayrıca sadece futbol değil Euroleague maçları da yapıyoruz. O da temiz geldi aga. Asfel mücadelesi vardı. Kasayı da biz yönettiğimiz için burada %5 olaraktan da değerlendirdik. O şekilde değerlendirdik. Oradan temiz aldık. Real Madrid maçını aldık temiz. Real Madrid'in burada %4 olarak aldık. 15 sayı fark yemesini değerlendirdik. Oradan onu aldık filan derken aga izlediğimiz karşılaşmalarda hem oyuncu mislisi olsun vesaire her türlü içerik olaraktan da en iyi şekilde kazanç sağlatmaya çalışıyoruz. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Devam ettim aga. Başlayalım. Dediğim gibi sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Gerçekten en azından emeğine sağlık yorumu bile bizler için yeterli olacaktır. Hırvatistan'la Portekiz karşılaşması. Öncelikle Portekiz tarafı son mücadelede Ronaldo'nun attığı rövaşata golüyle birlikte artık diyelim. İlk yarı 0-0 biterken ikinci yarı 5-1'lik bir oyun vardı. Polonya'da gerçekten iyi oynadı. Ben bu arada İskoçya maçında da Polonya tarafına gideceğim. Birazdan anlatacağım. Ben mücadelede çok fazla gol sesi beklemiyorum. Çünkü Portekiz tarafında Bruno Fernandes zaten şüpheli. Ki o olmasa bile kart cezalısı pardon. Takım rotasyona gidecek aga. O yüzden Hırvat tarafında suç hiç yok. Burada Hırvatistan'ın biraz daha ihtiyacı var puan için. Çünkü arkasında 4 puanlık 2 tane takım geliyor. Ne olacağı belli olmaz. Ben mücadelede bir beraberliğin çıkma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. 1-1'lik bir skor beklentim var. Benim burada gideceğim tek tercih yüksek orandan 1.80 orandan 2-3 gol tercih olacaktır. Toplam gol aralığı 2-3 golde kalabilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Polonya ile İskoçya mücadelesi. Polonya'da Lewandowski yok aga. Önceki maçta da yoktu Portekiz mücadelesinde. Bence çok iyi oynadı. İkinci yarı 5 tane goller bir anda geldi ve 60 atılan goller yani her türlü golü yedi neredeyse Polonya takımı. İskoçya'ya karşı ben kendi evinde biraz üstün gelmesini bekliyorum. Benim tercihim burada Polonya'nın bir yarıyı kazanırı yönünde olacak. Ev sahibi yarı kazanır evet. Nesine'de bir 55. iddiada bunun oranı 1.60-1.65'e yakın oranı var aga. Ben burada Polonya'nın bir yarıyı kazanırını değerlendirmeyi düşünüyorum. Değerlendirecek tabii, önde bir değerlendirme yapabilir aga. Devam ettim. İspanya ile İsviçre mücadelesi. Burada da İspanya tarafındayım. İspanya'da ilk mücadeleyi galip gelse de şöyle söyleyeyim, kadroda belki rotasyonlar vardı. Daha rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Belki burada Nico Williams, Morata'lar falan ilk 11'de olma ihtimali var. Ben burada İspanya tarafındayım. İsviçre'nin deplasmanda çok da bir varlık göstermesini açıkçası beklemiyorum zaten. Şunu da söyleyeyim. İspanya'nın puana ihtiyacı var mı? Galip gelmek ister mi? Bence ihtiyacı yok. Beraber 0-0 biterse de şaşırmam. Ama kendi evinde, taraftar önünde, ülkende bir maç yapıyorsun. Yani kadroda bence güzel çıkacağını düşünüyorum. Ben burada İspanya'nın atacağı 2 golü değerlendirdim. Normalde böyle hedefsiz maçlara gitmeyi çok sevmiyorum ama İspanya farklı bir oyun oynuyor. Aga 2 golü bence değerlendirmeye müsait. Sırbistan'la Danimarka karşılaşması. Yine ya şöyle söyleyeyim. Her iki takımında puan alma ihtiyacı var. Özellikle Sırbistan buradan yenerse Danimarka'yı üstüne çıkıyor aga. Sırbistan, Danimarka'nın da burada bir beraberliğe bile okey olması lazım ki öyle gözüküyor. Ben mücadeleyi şöyle bir değerlendirme yaptım. İlk gol ne zaman gelir bilmiyorum ama ilk gol geldiği zaman ikinci golün gelme ihtimali. Yani ilk gol 75'te gelsin. O 75'ten sonra kim atarsa atsın risk alınacaktır. O yüzden ikinci golüne gelme ihtimali yüksek. Ben toplam gol aralığı olarak değerlendirdim. Yine yüksek orandan 1.79 gibi orandan mücadelede 2-3 gol bandına kalmasını beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Geçtim Kosova ile Litvanya mücadelesi. Kosova'nın da burada galip gelme ihtiyacı var. Şöyle arkasında Güney Kıbrıs var. Ama zaten ikili avaraj vesaire derken de Kosova burada bir adım önde. Litvanya'ya karşı galip gelmesini beklerken bu galibiyeti biraz daha biz oran arttırmak için 4.5 altında bir galibiyet bekleyeceğiz. Alacağımız minimum oran 1.50, iddiada 1.60 vardır bu. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim ayın 19'una. Milli takımımızın da mücadelesi var. Direkt başlayalım hatta. Agalarım, bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Güzel bir karşılaşma bekliyorum. Benim skor beklentim 2-1. Türkiye'nin galibiyeti. Son mücadelede kaçan penaltı, Yunus'un karşı karşıya kaçırmış olduğu pozisyonlar, 23 tane bir de şut çektik. Galiba 3 tane isabet var. Yani biraz isabet yüzdemizde zaten attırırsak yani 2-3 tane gol atmamız işten bile değil. Gerçekten ciddi söylüyorum. Sadece 9 numara problemimiz var bana sorarsan. Onun dışında takım hareketli, istekli, iştahlı, genç bir takım ve oynuyor aga, her şeyden önemlisi. Ben burada Türkiye'nin galibiyetini bekliyorum. Doğrudan maç sonu 2'yi ben Türkiye'ye öneririm. Skor beklentimde 2-1 olduğundan dolayı yüksek oranlarına 2.5 üstünde 2 yaparsanız aga oran 2 küsur orana çıkar. Yani minimum 2 orandan alırsınız 2.5 üstünde 2. Benim de skorum da 2-1. Bence gollü maç geçirmeye aday. Özellikle Karadağ biraz daha oynayayım dersen, Türkiye'nin üstüne gidersen işte arkaya yaptığımız o koşularla birlikte Yunus, Barış Alper, Kerem gibi isimlerle birlikte. Hatta bu maçta Kenan'ın cezası bitiyor değil mi? Aynen. Abdülkerim yok. Hakan zaten şüpheli. Sakatlanmıştı son mücadelede. Bir ağrısı oldu. Oyundan çıktı. Ben burada Türkiye tarafındayım. Maç sonu 2 ideal. 2.5 üstüne 2 de 2 küsur oranlarında yüksek oranlı tercihim olacaktır. Maç skorlarınızda yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Macaristan'da Almanya. Almanya farklı bir futbol oynuyor aga. Son mücadelesinde 7 attı Bosna'ya. İyi bir takım. Yedeklere baktım. Yani rotasyon yapar mı buraya, yapmaz mı, nasıl olur mücadele falan derken Macaristan istekli olacaktır. Almanya arkadaki boşlukları değerlendirebilir. Macarlar boşluk bırakabilir. Bence yani şöyle söyleyeyim. Zaten sete yerleşecektir Macaristan takımı ama ara ara çıkmak isteyecektir burada Almanya'nın üstüne. Ben burada Almanya tarafındayım. Favoriden yanayım aga. Deplasmanda atacağı 2 golü değerlendirdim. Almanya'dan deplasmandan 2 gol beklediğimi belirteyim. Geçtim Bosna Hersek'le Hollanda mücadelesine. Burada da Hollanda tarafından bir galibiyet bekliyorum. Bu galibiyet nasıl gelecektir aga? Bence 4.5 altında bir galibiyet gelecektir. Hollanda ne kadar gollü maçlar oynasa da burada hem kadroda yapılacak olan bir rotasyon hem de deplasmanda o kadar çok gol atmıyor zaten. İhtiyacı var mı diye söylerseniz de Macaristan zaten geçme ihtimali bir nevi yok. Burada Hollanda'nın bence 4.5 altında 2 olaraktan da, hatta goller ikinci yarı falan gelebilir veya ilk yarı gelip ikinci yarı salabilirler oyunu. Ama ben 5 gol sesi çıkacağını düşünmüyorum. 4.5 altında 2 olarak değerlendirdim. Diğer mücadelem Çekya ile Gürcistan. Burada doğrudan rakibi Çekya. Birincilik savaşı var ki arkada Arnavutluk, Ukrayna. Yani bu grup bayağı karışık. Mücadelenin ilk ayağına baktığımız zaman da Gürcistan Çekya'ya 4-1 skorla mağlup etmişti. Burada hem bir nevi intikam mesajı olabilir mi? Olma ihtimali yüksek. Bana sorarsan Çekya burada mücadeleyi de kazanacaktır. Maç sonu 1.55 gibi orandan değerlendirdim. Ve burada olası bir beraberlik de Çekya'ya yarar. Yüksek orandan da şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Yine 2-3 gol bandı. Olası 1-1 skordan da kaçarsınız. Benim skor beklentim 2-0 aga bu arada. 2-3 gol de çok uygun. Ama dediğim gibi olası 1-1'den ziyade 2-3 gol ile burada yanımıza almakta fayda var. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız beğeni ve yorum destekleriniz. Her türlü soru, görüş, öneri de ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından benimle iletişim kurabilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında linki mevcut. Görüşmek üzere. Güzel kazançla kapatalım. Bay bay.